arkadaşımıza sormuş, demiş ki Engin Altan'ın soyadıyla çok dalga geçiliyor. Hiç mi canı sıkılmıyor demiş. Ben hemen çok ufak bir şey söyleyeceğim. Pelin için de geçerli. Bugüne kadar 50 bin kere bu sohbeti yapmışlar ama kendisiyle barışık. Bitti. Doğru mu? Barışacaksın. Başkası söylemeden kendin eğlenceni yapacaksın. Böylece söylenecek sohbette kapatmış olacaksın yani. Aynen öyle. Ne diyorsun sen buna cevap olarak? Senin cevabın? Ya ben 34 yaşındayım. 34 yıldır bu soyadıyla yaşıyorum. Hala sinir olursam bir sıkıntı var demektir. Peki yani. Bizde mi ilk defa bu sohbet oldu? Daha önce herhangi bir yerde olmadı mı yani? Bizde mi çıkan bir ya şey? Ya evet, seninle birlikte eğlenceli hale geldi. Ondan önce hani ufak tefek şakalar yapılıyordu. Benim çocukluğumdan beri bu şakalar yapılıyor. Yani evet. İlk defa yapılmıyor. Yani hani çocukluğumda da ama en hani yaratıcı olduklarını düşündükleri soyadı. Bu hareket benim için önemli. Gerçekten. Şuydu yani hani hiç yan yatmaz mısın falan. Kardeşim mi? Ama abi, biraz önce hani izlediklerimiz de güzel değil miydi? Onunla müthişti. Evet, yani güzel. Müthişti gerçekten. Pelin'im benim. Bu da kendisiyle. Aşkım benim ya. Ya barışık olmayıp da mutsuz niye yaşayayım? Manyak mıyım ben ya? O daha kötü bir şey bence. Aynen. Yani aynen. Hani hayat sevinci illa onunla olmuyor bence. Veya kendine barışık olmak aynaya baktığında ay ben çok şişmedim ne yapacağım deyip ay ben yemek yerken daha çok zevk alıyorum bana ne. Bitti. Pelin'le. Pelin'le ilgili bunları biliyor musunuz da var. Ailesinden de aldığımız bilgiler. Bir ufak geçelim. Evet. Babandan gelen tek bilgi var. Tek gerçekten de onu söyleyeyim. Rasim abiden. Çocukken evde çok usluydu, büyüyünce azdı diyor. Evet, böyle böyle bilgi vermiş. Annenden gelen, Aslan Hanım'dan gelen 11 yaşına kadar namaz kılar şekilde uyurmuşsun. Evet ya. Evet. 11 yaşındayken köpek almışlar. O günden beri koynunda köpeğiyle uyuyormuş. Evet ya. Canlı. Evet. Viski hala yaşıyor 14 yaşında. Maşallah. Aa. Harika. Spor ayakkabısı takıntısı varmış. Sürekli spor ayakkabı alırmış. 250'ye yakın ayakkabısı varmış. Evet, spor ayakkabıyla yani topuklu ayakkabı benlik bir şey değil. O da can sıkıcı bir şey. O yüzden spor ayakkabılarıma aşığım yani. Aşıksın. Fanatik Galatasaraylı, bütün maçları izlermiş. Maçı izlerken kimseyle muhatap olmazmış. Devam ediyorum. Yoğurt kaymağı ile sofraya gelirse sinir oluyor musun Pelin'cim? Evet. Sevmiyorsun. Bana yolla. Mutlu. Ben de. Bayılırım kaymağını. Ben de abi gece buzdolabına gider sadece kaymağını yerim böyle. Aynen. Gerçi geri kalan kısmı çok kötü duruyor da böyle hani böyle böyle kalıyor ama artık yapacaksın ne yapacaksın. Bayılıyorum o kaymağa böyle. O böyle pütürlüğü var ya onu böyle. O pütürlüğünü mü sevmiyorsun? Bence altındaki de çok kaymak kalkınca çok şey kalıyor altında ya. Hani böyle lakkada lukkada lakkada. O kaymak ona bir şey. İnsanın alttakine ne oldu konu kapansın diye mi yedin? Peki. Mutlaka hıdrellezde kırmızı kağıda resim çizip gül ağacına asarmış. Evet, inançlarım var öyle biraz. Dilek tutuyorsun. Evet. Ne dileğin tuttu mesela? Bu sene ne dilek tuttun? Bu sene tutmuştum. Güzel bir devam eden iş vardır her zaman herkesin evet. Aklında. Aşk tuttum. Çok güzel ıslık çalarmışsın. Evet. Bayağı bildiğimiz. Yani ilk babam... Senin... Şu mu? Ha, şöyle. Yap bakayım. Şimdi çalamazmışım. Ben çalamıyorum. Ha? Bunu yapamam. Ben de yapamam. Ben de yapamıyorum. Ben sadece böyle. Ben bunu yapamam. Bunu da yapamam. Bunu ya da yapamam. İlk maça gideceğimi öğrendiğim zaman babam seni maça götüreceğim dedi. Bir hafta balkonda çalıştım. Gerçekten. Öyle öğrendim. Önce yuhalamaya çalışıyoruz değil mi? Yani önce. Bu ne? Bu mu? Şu mu? Şu parmak şu. Şu. Arkadaş bunlar da yani ıslık çalanların da bir havaları var yani. Çalamıyorsun ya. Onlar da bir tane öğreniyor ya. Başlıyor. Ya, ya. Bu ne? Ha, bu ne ya? Bu ne? Bunu zaten ağza soktun mu ses çıkmıyor ki arkadaş. Dilenin üzerine kıvırıp koyacak mısın? Tamam. Aha da çalıyoruz. Tamam. Tamam çocuklar. Herkes tamam. Çalıyor. Fıt fıt ya da fıt. Garip garip şeyler yani. Böyle çalacağım. Devam ediyorum. Asla çay içmezmiş. Kimse çay doldurup vermezmiş. Aa. Çay bardağını elinde tutamazmış. Yani kokusu bile kötü çok oluyor. Çaya aslında. Karşı ha. Enteresan. Hiç içmedim hayatımda yani. Yaz kış mutlaka hiç. Çorap giyermiş. Yani bitki çay içiyorum da normal çaya karşı... Aa, çok... Kokusu falan bir garip geliyor. Biz setlerde 30 tane içtiğimiz çay içilmez günde... mi abi? Ben kahve içmeye de zaten 1-2 yıl oldu içmeye başladım. Ben tabii kahve. Kahve değilsin yani. Niye böyle konu bittikten sonra kendinden de örnek vermeye... Niyeyse yani.
Hani benimki daha makbul görü falan gibi millet benden de bir şey bekliyor havası. Yani bunlar konuştu ama benimki kahve ona göre yani. Konu öyle kapansın şey olarak. Havada kalmasın yani konu. Liseye giderken okul dönüşü yol parasıyla yemek alıp eve yürüyerek dönermiş. Evet. Yol parana yemek mi alıyordun? Ya yazın Erman söyledi. Erman en yakın arkadaşım kanka. Erman söylemiş evet. Biz kalmazdı para. Hep böyle ya taksiye vereceğiz o parayı ya da yürürken böyle bir yere uğrayacağız, bir şeyler alacağız. Yolda yürüyerek, yiyerek eve gideceğiz. Biz her seferinde niyeyse bir şeyler alıp. Niyeyse? Adım. Niyeyse bir şey yok. Hiç de yani evet. Baktığın zaman deli iştahsızım ama. Halbuki parayı yürüyüşe vermişsin gibi de görünüyor ama yani ya niyeyse. Hem yürüyüp evet. Hem yiyorum işte, bu da değişik bir spor yöntemi. Şu bilgi doğru mu? Şu bilgi doğru mu? Latin gecesine gitmiş. Ara verildiğinde oynak, Latin gecesinde ara verildiğinde oynak bir parça çalmışlar. Pelin de çifte telli oynamaya başlamış. Pelin çifte telli oynayınca geceyi bitirmişler. Ya şöyle oldu. Salsa gecesinde arada böyle ara verdi, herkes yoruldu. Ben de salsa çok öğrenmek istiyordum ama hani o bir partnerle olması lazım. Yine Erman'la gittik. O da kazıktır biraz böyle. Hiç hareket edemem. Oturduk falan. Sonra oryantal şarkı çalmaya başladı ve bütün salsa yapanlar oryantal yapmaya başladı. Ben de hiç şey yapmadan kendi kendime dans ediyordum. Erman böyle yapmaya başladı. Pelin arkana bakma, 5 kişi seni izliyor. Şimdi 6 oldu, 8 oldu. Değil mi? Dans et, dans et, bitirme, günü kurtaralım falan derken bittim ve en sonunda işletmeci geldi. Sizi her salsa gecesinde bekliyoruz Pelin Hanım. Vay, güzel ekstra ya. Tabii. Yani salsa bilmedim ama o gece oryantal kapattım. Ama sende sadece oryantal salsa dans değil. Yani var videolar, hadi şimdi bir daha izlemeyelim. Sibel Can'ı mükemmel taklit ettin. Shakira'yı acayip güzel taklit ettin. Çok güzeldi o işler de, harika işlerdi yani. Ya o benim için değişik bir deneyimdi. Ya içimde varmış bir şeyler. Ben de bilmiyordum. Onlar çıktı öyle. Ekilmeye çok kızarmışsın. Evet. Ekilmeye. Ekildin tabii, çok ekildin herhalde, öyle mi? Niye kızıyorsun? Yani bir program yapılıp son dakikada birinin bir işi çıkarsa ben biraz deli oluyorum yani. Hani ona göre, çünkü ben de programımı ayarlıyorum ve çok yoğun çalıştığım için. Hani bir günüm varsa repo falan, yani boş günüm. Onda onu ayırıyorum ve son dakika bir işe çıktığı zaman sinir oluyorum. Ama bu ekilme cep telefonundan sonra çıktı biliyorsun. Tabii. Eskiden ekilmezdik tabii. Yani. Eskiden? 90'larda telefon yok. Ekilmezdik gerçekten. Ev telefonundan ararlardı. 12'de orada olacaksın. 12'de orada olurdun yani. Zaten bir daha ulaşma şansı yok. Abi kızla buluşacaksın. Belli bir saatte Ankara'da Yeni Karamürsel'in, sene 85-84 o zaman tabii. Hadi kızla buluşacaksın o gün, oraya gitme, gideme. Bir daha o kızı görme şansın kalmıyor ki. Ta başka mahallede gideceksin. Yani başka mahallede sokağın dibinde bekleyeceksin ki evden çıksın, tekrar göreyim. Bir günün geçerdi yani. Hani şimdi cep telefonu var. Tabii bütün her şey, ekmeler, ekilmeler kolaylaştı. Peki son bir şey daha buradan. Yıllar önce bir mekanda garsona aşık olmuş. Bu yüzden uzun süre aynı mekana gitmiş diye de kısa bir bilgi var. Bir garson aşkın olmuş herhalde. Onu da söylemiş bir arkadaşım. O da Erman tabii ki de. O da Erman. Erman. Peki. Bunu seninle konuşacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,